Saygıdeğer izleyicilerimiz, dünyada kadın olmak gerçekten çok zor. Kadınlar maalesef erkeklere göre hayata 1-0 geride başlıyor. Özellikle geri kalmış ülkelerde. Maalesef durum çok kötü. Kaç yaşında olursa olsun, iş hayatında, özel hayatında, aile hayatında ne derseniz deyin, kadınlar maalesef çok büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Şimdi dünyanın öbür ucundan gelip Türkiye'de bir insanla evlenen kadının başına gelenleri size anlatacağım. Ukrayna'dan Kocaeli'ne giden Anna Butim. Anna Butim. Bu kadın aşık oluyor. Mesut Öztürkmen adlı kişiyle evleniyor. Bir ilk yıllar güzel bir hayat yaşıyorlar. Daha sonra aile çatırdamaya başlıyor. İki kişi arasında, eşler arasında sorunlar çıkmaya başlıyor. Bu Mesut Öztürkmen denilen kişi karısını dövüyor, şiddet uyguluyor. Düzelir, düzelmez diye bu Anna Butim adlı kadın sineye çekiyor, sabretmeye çalışıyor. Ancak o sabrettikçe kocasının ona uyguladığı şiddet daha da artıyor. Ve en sonunda Anna boşanmak istediğini kocasına söylüyor. Bunu söyledikten sonra kendisinin gördüğü şiddet daha da artıyor. Sonra değerli izleyicilerimiz, bu Mesut Öztürkmen denilen kişi sen benden boşanamazsın diye karısının yüzünü falçatayla parçalıyor. Karısını işte bu hale getiriyor. Acımadan bu kadını bu hale sokuyor. Olayı Anna sosyal medya hesabından, Twitter hesabından fotoğraflarıyla beraber duyuruyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü etiketliyor. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nü etiketliyor. Polis harekete geçiyor. Ve bu sırada bu kocası denilen Mesut Öztürkmen ortadan kayboluyor. Polis onu İstanbul'un Bakırköy ilçesinde yakalıyor. Gözaltına alıyor. Tutuklanıyor, cezaevine konuluyor. Şimdi bu Ukraynalı Anna Butim bir daha yüzü eski haline gelmeyecek. Yüzü felç kalacak. Çünkü adam falçatayla yüzündeki bütün sinirleri kesmiş. Yani ben gördüğümde bakın, bu ekranda gördükleriniz iyi fotoğraflar, öyle diyeyim. Kötünün iyisi. Ne fotoğraflar var ben bakamadım. Onun için yayınlamıyoruz bunu. Akıl alır gibi değil. Hangi gerekçe sana böyle bir şey yapma hakkını veriyor kardeşim? Hangi gerekçe bu kadına el kaldırma hakkını veriyor sana? Ne olursa olsun. Sen nasıl bir insansın ya? Sen nasıl bir insansın? Bir adamın, bir insanın eline toplu iğne battığında bile feryat ederken sen bu kadının suratını falçatayla paramparça ediyorsun. Sende şu kadar vicdan var mı? Bak şu kadar, zerre kadar vicdan var mı sende? Sen nasıl bir insansın? Bu kadının suratını sen nasıl bu hale getirdin? Kardeşim, boşanmak isteyebilir. Evlenmek kadar bu da normal, ayrılmak da normal. Bakın değerli izleyicilerimiz, burada hep konuşuyoruz. Hepimiz yetişkin insanlarız. Hani ders mahiyetinde değil, sohbet babında lütfen hani yanlış anlamayın beni. Sohbet ediyoruz. Ya kardeşim, sana şiddet uygulayan, bir değil, beş değil, hiç fark etmez. İlk kez olsun, son kez olsun, hiç önemli değil. Neden? Neden duruyorsun kardeşim o evde? Belli adam psikopat, daha önce dövmüş seni.
Belli, aç kalacağını bilsen de o evde durma kardeşim, çık git. Çık git. Kadın şimdi yüzü felçli kalacak. Bu durumda olan binlerce kadın var. Bu kadınların çoğu da ekonomik nedenlerden dolayı evlerinden çıkamıyorlar. Dayağı boyun eğiyorlar, aldatmaya boyun eğiyorlar, ona boyun eğiyorlar, buna boyun eğiyorlar. Kardeşim aç kal, aç kal, çık. Çık şu evden. Aç kal, aç kal. Sokakta kal ama bunu yaşama kardeşim, bunu yaşama. Aç kal, aç kal. Susuz kal. Sokakta kal ama bunları çekmeyin kardeşim. Bakın, erkek ya da kadın hiç fark etmiyor aslında. Yani kadınlar içerisinde de kocasına, eşine zulmedenler çok. Hani ayrım yapmıyorum ben. Bu olay üzerinden hareketle konuşuyorum. Maalesef ülkelerde yasalar, özellikle Türkiye'de yasalar kadınları korumuyor. Son noktaya gelene kadar, ondan sonra özellikle de olay medyaya yansıdıktan sonra adli kurumlar, polis harekete geçiyor. Kadın gidiyor şikayet ediyor, bir şey olmuyor. İki gün sonra karakolun bu kapısından giriyor, öbür kapısından çıkıyor. Sonra geliyor bir daha dövüyor kadını. Sonra bir daha dövüyor kadını. Uzaklaştırma veriyor, bilmem ne veriyor. Kardeşim tutuklayacaksın bu insanları, cezaevine sokacaksın. Ondan sonra biraz akıllanıyor mu, akıllanmıyor mu? Akıllanmıyorsa bir daha sokacaksın. Şimdi bu olayda suçlu kim? Tamam, bunu yapan koca tabii ki suçlu. Kardeşim yasalar, hukuk da suçlu burada. Bu kadın daha önce şikayetçi olmuş, bir şey olmamış. Sadece uzaklaştırma vermişler. Bak psikopat geldi, kadının suratını paramparça yaptı falçatayla. Yazık değil mi bu insana? Yüzü artık felçli, düzelmeyecek. Kadın yüzünde artık mimik olmayacak. Her yerini parçalamış. Falçatayla, nasıl bir psikopat bu adam? Durmayın kardeşim bak. Bizi izleyenler arasında bu durumda olanlar var, biliyorum ben. Zaman zaman yazıyorlar, görüyorum ben yorumlarda. Durmayın kardeşim. İşte çocuklarım için dayandım, onun için sabrettim. Sabretme! Dünyaya bir sefer geliyorsun, bak bir sefer. İkincisi yok, insan gibi yaşa. Hele hele Avrupa'da bu durumda olanları anlamıyorum. Hadi Türkiye'de ekonomik şartlar falan daha geride, Avrupa'da şartlar daha iyi. Durmayın kardeşim. Ne çocuk için ne de başka bir şey için. Bir de bir konu hatırlatacağım. Özellikle yeni evlenen çiftler arasında sorun var. Oluşuyor bir şekilde. Herkes için değil tabii. Sorunlu olanların için söylüyorum. Durumu düzeltmek için çocuk yapıyorlar. Kardeşim bak. Başta problem varsa çocuk olduktan sonra da sorun çözülmüyor. Çözülmüyor. Bak bunu unutmayın. Başta problem varsa çocuk yapmadan yol yakınken yoluna bak git. Düzelmiyor. Bak düzelmiyor. Açın gözünüzü bakın. Açın gözünüzü.